Evet değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta karar almıştık pazar günü ilçemizde toplantımızı yapmak için ve bu hafta da buradayız. Bildiğiniz gibi kombinlerimizi yaptık, tüm ilçelerimiz, kadın kollarımız, genç kollarımız. Artık tek üst olarak çarşamba günü büyük kombinimize gideceğiz. Böyle güzel olduğunu düşünüyorum. Teşkilatlarda birbirini tanımış oluyor yönetimden. Kaynaşmış oluyoruz. Koordinatörlerimize de teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel çalışmalar yapıyorlar. İkisine de teşekkür ediyorum. Biraz bu haftaki siyasetten de kısaca bahsedelim. Dün akşam saatlerinde bildiğiniz gibi herkesin biraz canı sıkıldı. Dolar böyle birden hızlı bir şekilde yukarıya doğru hareket etmeye başladı. Artık hepimiz biliyoruz yani bu işin bizim kendi ekonomimizle alakalı olmadığını, bu işin arkasında çok farklı oyunlar, tezgahlar olduğunu, bunun hepimiz farkındayız. Partimiz kurulduğu 2002 yılından bu yana, öncesinde biliyorsunuz başbakanlık seçiminde Cumhurbaşkanımız seçimlere girememişti. Banyosu, ondan sonra ne bileyim aklınıza gelebilecek bütün hepsi bir sürü senaryolar yazıldı ve bugün adı şimdi baktım ben doların 7.7'ye kadar gelmediğini gördük. Ülkemiz bu tip şeylerle çok rahatlıkla mücadele edebilecekmiş diye. Artık dış güçlere karşı çok bağımlımız kalmadı. IMF'ye, silah teçhizat bakımından olsun, İHA'mız, SİHA'mız artık neredeyse kendi şehitlerimizi yapabilecek pozisyona da gelmeye başladı ülkemiz. Dışa bağımlı olmadığımız için, kendi kendine yetebildiğimiz için bir takım oyunlar, tezgahlar planlanıyor. Geçmişte olduğu gibi bir takım nasıl diyeyim ben size, İMF'ye borçlanıp karşılığına eğilmemizi istiyorlar. Ama Cumhurbaşkanımız birlik duruyor karşılığına ve dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor. İnşallah onun çalışması devam ediyor. Var değil mi? Cumhurbaşkanımız özellikle ilgilendi. Hatta toplantı süresinde, toplantı anında bizzat Kara Mehmet'e sevkiyle birlikte aradılar. Görüştüler. Bu ekonominin pandemiyle alakalı bir durumun sebebiyle o biraz ertelenebileceğini ve seni teşvik istediğini söylemişti. Onunla ilgili görüşmeler sağlayacaklar İstanbul'da. Ama pandemi gibi muhtemelen Cumhurbaşkanımızın çok fazla yakın temasla bulunmak istiyorlar, istemiyorlar mı? Bir kere görüşmüşler. İkinci görüşmeyi yine İstanbul'da gerçekleşecekler. Eğer olursa bizim için, ilçemiz için güzel olur. Onunla birlikte yani simboyla kalmadı. Dört tane yatırım, dört tane fabrika geldi. 150 milyonluk. Hatta ben bir sürçmesi yaşamıştım. Allah seyretti. Belki 150 milyon dolarlık bir yatırım gelir ilçemize. Belki gönlümüzdeki oydu, dilimize yansıdı. 150 milyonluk bir yatırım geldi ilçemize. Dört tane fabrika. Bunlardan bir tanesi iplik fabrikası, tekstil. Bir tanesi çivi fabrikası. Bir tane İklimlendirme fabrikası, bir tane kablo fabrikası. İklimlendirme fabrikası ruhsat aşamasını bitirmek üzere bu yaz çalışmalara başlayacak. Süreklerde çok heyecanlı ruhsat aşamalarına başladığını biliyoruz. İnşallah yakın zamanda da sadece iklim fabrikası 1500 kişi çalıştıracak. İlçemizde de istihdama biraz daha fayda sağlayacak. Onun dışında biz belediye olarak bakanlığımızdan bir hibe proje almıştık. Hatta her gün gündemde. Onun da artık son aşamasına geldik. Makineler nereye kurulacak? Nasıl kurulması gerekiyor? İşte altyapısı, kanalizasyonudur, su işlemleri nasıl olur? Makineleri de ona göre üretiyorlar. Biraz Nisan ayının sonuna doğru makinelerimizi teslim alacağız. O da kadın istihdamı ve engelli istihdamı bir proje. İşkur İl Müdürlüğü'nü de birlikte gerçekleştireceğiz.
İnşallah içerimizde istihdam anlamında bir sıkıntımız kalmayacak diye düşünüyoruz. 2023-2024. Pazar yeri gündem.